Ve iç sahada hata yapmamak da oldukça önemli. Yani sonuçta bir lig oynayacağız burada. Tabii. Alınan 3 puan çok önemli bir şey yani. Gökhan Hocam, yani 3 puan çok değerli ama oyun olarak bazı noktalarda öne çıkan, bazı noktalarda da çok doyurmayan bir Fenerbahçe vardı. Ya bazı maçlarda oyun fazla önemli değildir. Yani şimdi Galatasaray maçına bakıyorsun. Galatasaray maçını kazansaydı bugün Fenerbahçe'nin kötü oynadığını falan konuşmayacaktık. Kazandığını konuşacaktın. Şimdi bugünkü maçta da Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maç. Bir rotasyona gitti. Oyuncuları görmek çok önemliydi Mourinho açısından. O 5 tane oyuncunun performansı, sonradan girenlerin performansı. Çünkü Galatasaray maçından sonra bence kafasında yeni bir takım oluşturuyor şu anda. Belki hiç düşünmedi Amrabat. Bundan sonra en banka oyuncusu olacak. Yani hiç düşünmedi demeyeyim de yani sonradan soktu Amrabat. Bundan sonra bu maçtan sonra belki oyun açısından ben şöyle diyeyim, yani %60 dakikası esasında San Gilloise'ın, 30 dakikası da Fenerbahçe'nin etkisindeydi. Yani San Gilloise baktığın zaman Fenerbahçe'nin daha etkili gibiydi. Ama sonuçta işi bitiren attığı gollerle Fenerbahçe oldu ki Fenerbahçe'nin şu anda ihtiyacı olan, Galatasaray maçından sonra ihtiyacı olan buydu. Şimdi önümüzdeki bu hafta sonu bir Antalya maçı var. Antalya maçını da kazanırsa Fenerbahçe'de sular durulacaktır. Biraz daha artık devam etmeyi bekleyecektir. Şu maç bence çok önemliydi. Kırılma noktasıydı. Taraftarla bile barışma maçı diyebilirsin. Yani bazı maçlardan sonra çok büyük kabahat işlemişindir. Kendini affettirmen lazımdır ufak ufak. Bu ufak adımlardan bir tanesiydi San Gilloise maçı. Zor oldu. Beklenenden de zor oldu. Yani dünkü PAOK maçının sonucuna baktığın zaman Galatasaray 3-1 aldı, sanki çok kolay olmadı. PAOK da iyi oynadı. PAOK'un da pozisyonları var ve iyi bir takıma karşı çok güzel bir maç oldu ve Galatasaray onlarla mücadele etmeye başardı. Bugüne gelecek olursak gene bence PAOK'tan daha zayıf bir takımdı San Gilloise ama daha zor bir maç oldu. Bakma çok net pozisyona girmedi San Gilloise ama o pozisyonlara girebilecek etkinlikleri vardı. Ama sonuçta Fenerbahçe seyircisiyle, camiasıyla barışması anlamında bir adım attı diyebiliriz. Sonuçta kazanması Fenerbahçe hepimizin takımı, Türkiye'mizin takımı, kazanması bizi mutlu ediyor Avrupa'da. Kesinlikle. Tabii şimdi başlangıç 11'inde konuşmak lazım. Cengiz, En-Nesyri ve hocam İrfancan ilk 11'de başladı. Özellikle Cengiz ve En-Nesyri'nin performansı çok merakla bekleniyordu. Çünkü İrfancan hani geçen yıldan itibaren oynadığı her süreyi çok olumlu kullanan bir oyuncu. Cengiz ve En-Nesyri bu maçta da beklentileri çok açtı diyemeyeceğiz sanki. Ömer İrfancan'ı sanki daha erken oyundan aldı diye düşünüyorum. 65'te aldı. 65'te aldı yani Cengiz orada henüz varlık göstermiyordu. İrfancan en azından topu kontrol ediyordu, topu tutabiliyordu. Ama burada önemli bir şey var. Amrabat bana göre Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından bir tanesi olacak. Bugünkü maçta onu gösterdi. Bugün mesela seyrettiğimiz Amrabat gerçekten Fenerbahçe'ye çok katkı verecek. Fenerbahçe'nin orta sahada çok kırılgan yapı oluşması son dönemlerdeki maçlarda artık Amrabat'ın Fenerbahçe'ye bir orta sahada kimlik kazandıracağı kanısındayım. Bugünkü oyunda onu gösterdi. Savunmadan aldığı, sağa sola attığı paslar, oyunun yönünü değiştirmesi bugün çok pozitif katkı sağladı. Ama baktığın zaman En-Nesyri yani oynaması gerekir. Bugünkü pozisyonlarda birçok golleri kaçırdı ama ben hala En-Nesyri'de hocanın ısrar etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir arayış içerisinde de olmasına gerek yok. Şimdi Osayi bugün evet sorumsuzca bir hareket yaptı. Dışarı atıldı ama bundan sonraki lig maçları var. Bir an önce takım gerçek geçen seneki takım olma yolunda, yani takımdaşlığını bir an önce bulmak zorunda Fenerbahçe. Mourinho arayışa girmesine gerek yok. Bak şimdi savunmayı belirlersin. Savunman zaten belli. Burada hala arayış içerisinde olmana gerek yok. Djiku, Becão, belli ki Çağlar. Üçlüsünden ikisini tercih ediyorsun. Evet. Şimdi burada Mert'le Osayi var. Ya şu Osayi artık düzelmişse oynasın. Belki de bugün neden böyle davrandı ben de anlamış değilim. Ama o yine de sağ tarafta Mert'in uzun zamandır oynamasından kaynaklanan bir yorgunluğu var. Tekrar formasını alacaktır. Bir an önce de İsmail tabii dinlendi. Bir dahaki maçta da belki İsmail şans bulacak. Orta sahada bunlar düzelirse İrfancan, En-Nesyri, tabii ki buraya da yeni alınan Sen Maximen koyulursa sol tarafa. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kadroyla fazla uğraşmasına gerek yok hocanın. 11 aramasına gerek yok. Fenerbahçe'nin geçen seneden kalan bir 11'i var. Biz o 11'e yakın bir futbol sergileyecek bir oyun anlayışı Mourinho'dan bekliyoruz. Şu anda bugün kazanmasına rağmen izlediğimiz Fenerbahçe'de birçok oyunun bölümünde bir oyun anlayışını hala göremedik. Evet. Yani bir dönem oyuncuların kendi bireysel başarılarla birlikte rakibe karşı 2 tane gol bulundu. Şimdi El-Nesyri'nin orada rakip cezalarına yaptığı koşularda topla buluşmalarına baktığın zaman gerçekten etkili bir oyuncu. O koşuları iyi yapabiliyor. Evet kaçırdı, 1-2 tane kaçırdı. Penaltı pozisyonunda yaptığı koşu neticesinde kırmızı kartı rakibe gösterdi. Ama En-Nesyri oynaya oynaya form tutar. Yani bunu unutmamak lazım. Yani Fenerbahçe taraftarının da sabırlı olması lazım En-Nesyri'ye karşı. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bak Amrabat bugün girdi. Yıllarca Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi oynadı. Bugün gerçekten çok beğendim. Hemen performansını verdi. Hemen verdi performans. Ama bir golcü için aynı şeyi beklemek yanlış olur. Çünkü ona top bugün fazla gelmedi. Çünkü Fenerbahçe'nin iyi bir oyunu yok. Kazanmasına rağmen iyi oyun seviyesine, derecesine yaklaşamadı. Yaklaşırsan En-Nesyri'den bir şey beklersin. Ha, Sen Maximen oyuna girer. Onunla birlikte oynatırsın. O da sol kanattan top taşıyor. İrfancan evet bugün oynadığı süre içerisinde şey yaptı. Elinden geleni yaptı. Onun da uzun süre oynamamasının vermiş olduğu bir maç oynamama performansı önemlidir. Ya maç kondisyonu o farklı bir şeydir. Antrenmanda istediğin kadar şey. Maç oynamazsan geriye gidersin. El-Nesyri de maç oynamaya geri gitti. İrfancan da oynamaya geri gitti. Ha Cengiz'i hiç saymıyorum çünkü Cengiz'i belli geçen seneden beri formsuz. Şimdi bunları oynatmak gerekir. İrfancan'la En-Nesyri bu takım için çok gerekli olmazsa olmaz 2 tane oyuncu. Ha ben Djiku ile Taliç'i bir kenara koy demiyorum. Onlardan nasıl faydalanıyorsan aynı şekilde bu oyunculardan da faydalanman gerekir. Onun için bu oyuncuların oynaması gerekir. Form tutmaları için bu 11'in içerisinde olmaları gerekir. Türkiye Ligi'nde olsun, Avrupa Kupası'nda olsun daha fazla şans tanınması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin bugün en başarılı oyuncusu bana göre kaleci Livakovic'ti. Şimdi düşün böyle bir maçtan sonra galip gelmeyi. Böyleyse bir sıkıntı var tabii. Bir hocam. Sıkıntı var demek işte biz oyunda bir sıkıntı var. Evet. Hala oyuncu ve oyun arayışı Mourinho'da devam ediyor. Ben de diyorum arama. Geçen seneki kadroyu bir bak, bir tahlil et. Nasıl oynadığı maçları bir izle. Bence daha fazla izle. İzlemesinde fayda var. Belli ki geçen seneki durumu buna pek fazla aksettirmemişler. Ki bir derbi maçından sonra, derbi maçından önce sarf ettiği sözler var. Derbi maçından sonra da ona sarf edilen sözler var. Derbi maçı, bir Galatasaray derbi maçının ehemmiyetini sana kimse söylemedi mi, anlatmadı mı? Türkiye'nin en büyük derbi maçı bu maçtır. Ya bu sayılı bir derbi maçlarından bir tanesidir. Çünkü 2 ezeli rekabetten doğan bir şey bu. Sana bunu anlatmazsa işte yenildiğin zaman da rakip takımın taraftarları veya bir şeyleri senden uğraşır. Gereksiz şeylere uğraşmayacaksın. Mourinho bir an önce kendi işine odaklanmalı. Kazanmasına rağmen iyi oynamadı diyorum bugün. Kazandığı için de çok Fenerbahçe taraftarı hepimiz çok mutlu olduk. Ülkemize puan geldi. Ama bu oyunla birlikte bu iş yürümez. Mutlaka oyun gelişmeli. Bu oyunun geliştirmek lazım ve oyuncuların da gelişmesi lazım. Geçen sene 3 tane iyi oyuncu Fred, İsmail, Szymanski ortada yok ya. Ortada yok. Neden yok? Bunlar geçen sene formdaydı da İsmail Kartal zamanında. Bu sene neden ortada yok? Bu hocadan kaynaklanan mı, çalışmadan kaynaklanan bir şey mi? Ben de soruyorum ortaya şimdi. Bunu ben biliyorum neden olduğunu da. İnsanlar merak ediyor. Oyunun temposu yok. Geçen seneki tempoyu yakalayamıyorsun. Savunma anlayışı niye değil? Kasımpaşa maçında yaşadığın ikinci yarıdaki sendromu bugün Gökhan'la birlikte seyrediyoruz. İlk 20 dakikada yaşadın aynı şeyi. Hemen hemen her maçta bir 15-20 dakika. İlk yarıda 16 tane rakip senin ceza alanına girmiş. Bunları artık bir çözmesi lazım. Sorunlar dağ gibi büyüyor Fenerbahçe'de. Bu sorunları konuşarak değil, icraat yaparak çözmesi lazım Mourinho'nun. Şimdi oyuncuları da genel oyunda konuşacağız ama Gökhan Hocam sana da bir Cengiz'i sormak istiyorum. En-Nesyri'yi de konuştuk, konuşuruz ama Cengiz bugünkü oyunuyla ki ilk 11'de başlamak çok önemli şu noktada. Sence Mourinho'nun rotasyonuna sonraki haftalarda girebilecek ışığı verdi mi? Ya, Cengiz'den çok fazla şey bekliyorsun. Yani eski Cengiz'i bildiğin için ben Türk futbolunda hakikaten çok büyük yetenek olarak gördüm. Çok işler başarabileceğine inandım. Yurt dışında oynadığı maçlarda da Marsilya'da falan özellikle devamlı şekilde bir şeyler yapıyordu ama özellikle Fenerbahçe'ye geldikten sonra bizim bildiğimiz Cengiz gitmişti. Yani hiçbir şey vermedi. Açıklamaları var. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik. Başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz. Yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler diyor. Bugün ilk golü atan Çağlar Söyüncü. Çok diplomatik bir açıklama. Şu anda şey ya, yani Galatasaray maçından sonra kendini affettirmek için bir hani o maçın etkisinde hala. Şu demeçler bile o etkisinde altında olduğunu gösteriyor. Yani çünkü hani kazandıysak iyiyiz, kaybettiysek kötüyüz. Biraz o anlamda. Şunu söyleyeyim. Devam edeceğiz hocam. Jose Mourinho'nun açıklamaları geldi, önemli. Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. Hocam senin söylediğin gibi yani önemli olan 3 puan, gerisini ben bugün bilemem diyor Jose Mourinho. Buradan ne çıkıyor? Biraz önce bizim oyun yok. Oyunun gelişmesi yok. Devam var hocam. Sadece kazanmak var. Doğru. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim. Futbolda dalga geçemezsiniz. Geçerseniz futbol size ihanet eder olacak. Etmez demiş. Yani cezasını keser diyor Jose Mourinho. Bu Osayi Samuel'e de çok ciddi bir mesaj diye düşünüyorum. Bence de yani. Ben dedim ya, baştan beri anlatıyorum. Böyle ciddi bir oyunda 2 tane gereksiz sarı kartı görmesi yine hiç devamı varmış açıklamaların. Değildi. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz diyor Jose Mourinho. Belli ki çok sinirlenmiş son bölümde yaşananlar için. Ya büyük bir ihtimalle o sayı Samuel'e. Aslında verdiği demeç de enteresan. Edin topu tutmayı başardı dediğin zaman En-Nesyri bir şey yapmadı anlamına geliyor değil mi? Edin'i soktu. Yani 7 yaşından sonra Djiku'yla ilgili söylüyor.